Demokrasi halkın adil bir biçimde yönetilmesidir. Ülkelerin demokrasi indeksini incelediğimizde Norveç birinci sırada yer alarak tam demokrasiyle yönetiliyor. Listenin 37. sırasındaki komşu Bulgaristan'da kusurlu demokrasi uygulanıyor. Türkiye ise Gambiya ve Pakistan arasında 104. sırada yer alarak kusurlu demokrasiden de kötü bir yönetim olan karma rejim ile yönetiliyor. Peki ya Türkiye'de tam demokrasiyle yönetilseydi ne olurdu? Öncelikle 2018'de uygulamaya konulan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine Norveç'in de uyguladığı parlamenter sisteme geçilirdi. Neredeyse her seçimde binlerce boş oy pusulasına AK Parti'yi basıp hile yapan kişiler ağır bir şekilde cezalandırılırdı. Sınırlarımız çok sıkı bir şekilde korunur, pasaportu olmayan hiç kimse sınırdan içeri alınmazdı. Sınırlarımızın kevgire döndüğü ve hudut namustur sözünün göz ardı edildiği günler geride kalırdı. Suriyeli ve Afgan mültecilerin %85'i ülkelerine geri gönderilir, kalan %15'in çalışmasına izin verilirdi. Ancak kalan mültecilerin herhangi bir suç işlemesi durumunda ülkeye bir daha alınmamak üzere sınır dışı edilirdi. Ağır vergiler altında ezilen halkın hakları da korunurdu. Örneğin 400 bin liraya yurt dışından gelen bir araç devletin aldığı ağır vergiler yüzünden 1 milyon 200 bin Türk lirasına ulaşıyor. Yani bir araba kendimize alırken iki araba da devlete almış oluyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesiyle vergi oranları daha adil olurdu. Demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de kadınlar sokaklarda serbestçe dolaşıp geceleri korkmadan gezebilirlerdi. Kadın cinayetleri katillere verilecek caydırıcı cezalarla önlenirdi. Videomu izlerken kullandığınız Wi-Fi'nin Hedy Lamarr ismindeki bir kadın tarafından, aynı şekilde ısınmak için kullandığımız kalorifer peteklerinin de kadın mucit tarafından icat edildiğini hesaba katarsak, kadınların annelik görevlerinin yanında toplumun eşit bir bireyi olduğu, okul çağından itibaren anlatılan eğitimle birlikte vatandaşlarımızın bilinçlenmesi sağlanırdı. Alevilerin ibadet yeri olan cemevleri devlet tarafından ibadethane statüsüne getirilirdi. Nasıl ki camilerin elektrik, su faturaları ve inşaat giderleri devlet bütçesinden karşılanıyorsa, aynı şekilde 25 milyon Alevi vatandaşımızın da vergi ödediği hesaba katılarak cemevlerinin de ihtiyaçları devlet bütçesinden karşılanırdı. 900 bin Alevi'nin yaşadığı Almanya'da bile cemevleri ibadethane statüsünde sayılıp, Türkiye'de ise hükümetin bu kararı tanımaması büyük bir demokrasi ayıbıdır. Bir başka konu olan eğitimde ezbere dayalı yöntem yerine sorgulayıcı ve araştırıcı yöntemlere geçilirdi. Üniversitelerin en üst yetkilisi olan rektörler atanarak değil adil bir oylama sonucunda seçilirdi. Sonraki süreçte üniversiteden mezun oldunuz ve devlet kurumunda çalışabilmek için KPSS sınavına girip 90 puan aldınız. Rakibiniz ise 55 puan aldı. Sözlü mülakata girdiniz ve elendiniz. Ancak devlet kurumunda dayısı olan rakibiniz mülakatı geçerek atandı. Bu anlattığım olay birçok kez Türkiye'de yaşandı. İşte bu yüzden Z kuşağı adam kayırmacılık, liyakatsizlik ve torpile karşı tek çare olarak yurt dışına gitmek istiyor. Bunlara alım gücünün düşük olması ve hukukun herkese tarafsız biçimde uygulanmayışı da eklenebilir. Ancak demokratikleşen Türkiye'de daha adil bir düzen kurulurdu. Rant uğruna ormanları yok eden ve su kaynaklarını kirleten projeler yerine doğa dostu projeler üretilmeye başlanırdı. Siyasal İslam yönetimi yerini layık bir düzene bırakırdı. Ayrıca laiklik, devlette yaşayan halkın dinleri ne olursa olsun bütün vatandaşlarına eşit mesafede duracağının taahhüdüdür. Mustafa Kemal bir sözünde, "Efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu tip yapılar din ve devlet düşmanı olduğu Selçuklu ve Osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık." Çok değil, yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirine düşeceklerdi. Bu sözüyle Mustafa Kemal'in ne kadar ileri görüşlü bir lider olduğunu anlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.